Merhaba arkadaşlar. Zaten anons edildiği üzere adım Şafak. Şimdi ben konuya aşka bağlayacağım ama önce saçlardan gireceğim, sonrasında aşka bağlayacağım. Şimdi gördüğünüz üzere kıvırcık saçlı biriyim ben ve bu kıvırcık saçın nasıl zorluklar yaşattığını ancak benim gibi kıvırcık saçlı olanlar bilir. Mesela çocukluktan itibaren başlarsınız. Örneğin yaşadığınız toplumda zaten bir böyle kıvırcık saçlar sanki bir kusurlu gibi görünür yani. Herkes öncelikle kıvırcık saçını bir gizlemeye çalışır. Çünkü toplumun bir yaptırımıdır bu da. Herkes böyle düz saçları daha bir ön plana çıkartır. Çocukken annemden başlar. Mesela annem, yani şu anda benim elim bile şuraya girse parmağım burada takılır kalırken, yani benim anneciğim, bilen bilir bilmiyorum, şöyle sarı çift taraflı dişleri olan taraklar vardı. O taraklardan saçı önce hafiften ıslatır, ondan sonra bir de tarağı suya batırır, yolar yolar yolar, tarar tarar. Ondan sonra onları toplar, şuradan iki kuyruk yapar. Ancak bizim saçlar yer çekimini falan pek dinlemez bizim. Daha çok yan çekimler ve yukarı gök çekim altındadır. Sonra da onlar örüldü mü böyle aşağı düşmez, yan çekimler tarafından etkilenir, böyle dimdik durur. Böyle bir çocukluk, arkasından işte gelmiş bir ortaokul yılları. Yavaş yavaş böyle genç kızlığa adım atıyorsunuz. Biraz kendinizin farkına varıyorsunuz. Ve bu esnada artık saçlarınızın kıvırcıklığını gizleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Sonra başlıyorsunuz kardeşlerinizle birlikte ütülemeye, fönlemeye, ütülemeye, fönlemeye. Ve inanın o ütüleme esnasında siz saçın kıvırcıklığını gidereyim derken vücudunuz öyle bir Arap saçı alır ki, yani öyle şekillere girersiniz ki böyle bir bakarsınız kolunuz kız kardeşinizin sırtında, bacağınız boynunda falan. Öyle şekiller alarak saçlar ütülenir. Ve ben ortaokulun sonuna kadar hiç kimse benim saçlarımın kıvırcık olduğunu bilmedi, okuldaki kız arkadaşlarım haricinde. Erkeklerden gizli tabii bu. Tabii kıvırcık saçın en büyük düşmanı havadaki nem ve su. Yani aman Allah'ım, hava neyse, nemli olan bir yerde yaşamıyorum. O esnada Siirt'te yaşıyorum. Hava çok kurudur. Kesinlikle nem denen bir şey yoktur. Tek düşmanım sudur. Ve biz ortaokul sondayız. Bir gün bitti, okul bitti. Yılın sonunda, Haziran ayının sonlarına doğru biz sınıfça pikniğe gidiyoruz. Ve işte burada aşka bağlayacağım. Orada benim artık aşık olduğum bir de çocuk var. O da geliyor tabii pikniğe. Aynı sınıftayız. Gittik, güzel başladı piknik. Her şey güzel, hoş ama tabii ben saçlar yine ütülü fönlü gitmişim. Pikniğin sonunda bir su kenarındayız, akarsu kenarındayız. Ve artık yendi içildi, boşalan kola fanta şişeleriyle birlikte biz su kenarına gittik arkadaşlarla. Tabii 4 kız 40 erkek falanız. Sonra o pet şişelere dereden su dolduruldu ve bu erkekler başladılar bizim kafamızı böyle tutmaya, o suları boca etmeye. Şimdi kuru iklimi olan bir memleket, hani komple sizi dereye atsalar kot pantolonunuzla bile yarım saatte kurursunuz. Diğer arkadaşlarımın hiç umurunda değil ama ben ciyak ciyak bağırıyorum. Ciyak ciyak bağırıyorum çünkü başıma gelecekleri biliyorum. Ve ne oldu arkadaşlar? Ben o dümdüz saçlarla gittiğim pikniğin sonunda aşkıma karşı şöyle gitmişken, tabii bu kişiler hakkında en ufak bir fikrim yok, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle şu saçlarla gitmişken, dönüşüm böyle. Yani benim düştüğüm hali tahmin edebiliyor musunuz? Yani niye utanıyorum bilmiyorum. Kıvırcık saç kötü diye bana empoze edilmiş. Ve başladı erkek arkadaşlar, kız arkadaşlar. Aa, saçların kıvırcık mı? Saçların kıvırcık. Evet, saçlarım kıvırcık benim. Ha ne oldu acaba, erkek arkadaşım beni terk eder mi? Artık beni sevmekten vazgeçecek. Ben çok çirkinim. Kıvırcık saçlar falan derken, hayır beni terk etmedi. Ben onu terk ettim. Ama sonrasında kaç dakikam oldu bilmiyorum. Bu arada kaç dakikam? Varsa bir dakikam daha komik bir şey daha anlatacağım. Mesela yine kıvırcık saçlardan. Bir yaz, bir yazlıkta tüm aile hep beraberiz. Ve sabah kahvaltısında bütün aile fertlerim aşağı katta masaya dizilmiş kahvaltı yapıyor. Ben üst kattayım. Uykudan uyandım ve kesinlikle kıvırcık saçlı olan herkesin bildiği bir şey var ki, asla ıslak saçla şu hareketi yapıp, hani ben bunu kaldırayım böyle yastığın üstüne atayım,
uyuyayım. Bir hareket olmaz arkadaşlar. Sabah uyandığınızda feci bir şeyle karşılaşırsınız. Ben de sabah uyandım, herkes kahvaltı yapıyor ve ben banyoya geçtim. Bu ne ya, bu ne ya dedim. Aşağıdan sesleniyorlar, ne oldu? İniyorum merdivenlerden. Ya bakar mısınız dedim, sabaha kadar ben paraşütle aşağı atlamışım ya. Böyle bir kafayla iniyorum yani aşağı. Öyledir, bir sürü kıvırcık saç meselelerimiz var. Böyle arkadaşlar, yani benim aşkıma karşı bu saçlardan kendimi nasıl olacak diye bir korku yaşadığım varmış bu.